الأنبياء المرسلون هم عبرة للمؤمنين الأنبياء المرسلون هم الهدى للحائرين هم أشد المبتلين الأنبياء المرسلون كم جاهدوا لم يضعفوا فإنهم رسل الإله والله غالب ولو كان العناد إلى مدى محمد ختامهم أتته كل المعجزات يكفيه بالقرآن ما فيه من ماض وآن صلوا عليه وسلموا على جميع المرسلين صلوا عليه وسلموا على جميع المرسلين وعلى جميع المرسلين. Hazreti İbrahim'in Sara Hanım'dan olma oğlu İshak Aleyhisselam'ın hanımı Rıfha'nın doğumu yaklaşmıştı. Rıfha ikiz doğurdu. İki erkek çocuk. Çocuklardan biri nur topu gibiydi. Vücudunda babası İshak'tan geçen peygamberlik işaretleri vardı. Zaten bu çocuğun geleceğini melekler haber vermişti. İbrahim'den sonra İshak peygamber olacaktı. Ondan sonra da İshak'ın oğlu Yakub'un peygamber olacağı herkese müjdelenmişti. Herkes neler olacağını merakla bekliyordu. İkinci çocuğun eli yüzü nur saçıyordu. Gerçekten çok çok mübarek bir çocuk. Şimdiye kadar böyle kolay bir doğum ve böyle güzel çocuklar görmemiştim. Sevgili peygamberimiz İshak Aleyhisselam'ın bereketinden olsa gerek. Çocuğa Yakup ismini verdi. Yakup ismini verdi. Çünkü doğduğunda çocuğun yumrukları sıkılmış haldeydi. Yakup'un doğumu İshak Aleyhisselam'ı çok mutlu etti. Zira peygamberliğinin ve ilminin bu çocuğa miras kalacağı ona önceden müjdelenmişti. Yani meleklerin İbrahim Aleyhisselam'a verdikleri müjde gerçekleşmiş oluyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun ki İbrahim'e de elçilerimiz müjdeyle geldiler ve selam dediler. O da selam dedi ve hemen gidip onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Fakat onların o buzağa el sürmediklerini görünce tuhafına gitti ve içinde onlara karşı bir korku uyandı. Onlar da korkma, biz Lut'un kavmine gönderildik dediler. İbrahim'in karısı ayakta duruyordu. Bunun üzerine yüzü güldü. Ona İshak'ı ve İshak'ın arkasından da Yakub'u müjdeledik. Elhamdülillah vardık. Belki de şu eve misafir olup biraz dinlenebiliriz. Ne dersin? İnşallah yemekleri vardır. Karnım gerçekten çok acıktı. Görüyor musun? Bu çocuk salihlerden bir insana benziyor. Onca köyden geçtik ama kimseden ikram göremedik. İnşallah Allah burada daha cömert insanları karşımıza çıkarır. Hadi. Umarım bize yardım eder. Çok açım. Çok
Çölde bütün yiyeceğimiz ve içeceğimiz bitti. Acaba bize ikramda bulunabilir misiniz? İnanın bana çok açız ve susuzuz. Hoş geldiniz. Buyurun misafirimiz olun. Hoş geldiniz. Önce efendine danışman gerekmez mi? Efendimiz cömertler cömertidir. Danışmama gerek yok. İbrahim oğlu, İshak oğlu Yakup aleyhisselam size kendi elleriyle hizmet etmekten mutluluk duyar. Sübhanallah. Peygamber evine mi misafir olmuşuz? Soframız da çok bereketli. Bu çocuk hakikaten cömert bir insan. Tabii cömert olacak. Efendisi İshak oğlu Yakup cömertler cömertidir. Bunun neresi şaşırtıcı? Bu ümmetin halleri ne kadar şaşırtıcı. Ne demek istiyorsunuz kralım? Peygamberler hep yoluma çıkıyor. Bütün planlarımızı alt üst ediyorlar. Oyunlarımızı bozuyorlar. Zaten biz ancak zayıf insanları etkileyebiliyoruz. Hepsi bu. Ama hiçbir zaman Ademoğullarını saptırma planlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bizim işimiz insanları namazdan soğutmak, oruçtan uzaklaştırmak ve hayırlı amel işlemelerine engel olmak. Onları doğru yoldan saptırana kadar pes etmeyelim. Çoğu zaman kazanan taraf biz oluyoruz. Ama bu sefer karşımızda çok büyük ve önemli bir aile var. Hepsi nebilerden. Ne demek istiyorsun? İhsan ailesini kastediyorum. Ne yaparsak yapalım hilelerimiz peygamberlere sökmüyor. Kuvvetlerimiz onlara karşı zayıf kalıyor. Ey ahmak! Bunları bilmediğimi mi sanıyorsun? İshan ailesi dedim. Yani peygamber çocukları dahil. Ha, şimdi anladım. Hazreti Yakup ve kardeşi Eshap arasında büyük bir fark var. Bakın, bakın nasıl kuşu avlayacağım şimdi. Nişancılıkta en iyimiz sensin. Sen ileride çok büyük bir savaşçı olacaksın. Herhalde artık benimle güreşmeye cesaret edemezsin, değil mi? Öyle mi? Kolaysa sen şunu yap bakalım. Bir şeyler avlamayı dene de biz de nişancılığını görelim. Aslan avlayacak kadar cesaretin var mı bakalım? Hadi hadi avlasana. İçinizde aslan avlamaya ancak benim gücüm yeter. Görün bakalım aslan nasıl avlanırmış. Oraya bakın. Bu da öldürücü darbe. Al. Al bakalım. Görüşmek üzere. Ah! Oh.
Gerçekten aslanı öldürdü. Bundan böyle ava çıktığımız zaman reisimiz sen olacaksın. Ne kadar cömert bir genç bu böyle. Yakup bayağı büyümüş. Evet. Bütün kabilelerin göz bebeği oldu. Geçen her kafile ona saygı gösteriyor. Şuna bak. Ne de olsa peygamberlik nuru taşıyor. Yakup'u herkes seviyor. Bu duruma daha ne kadar katlanacağız. Bu çevrenin en meşhur avcısı sen değil misin? Herkes karnını senin av etlerinle doyurmuyor mu? Peygamberlik babandan sana değil ona geçti. Annen bile onu senden çok severdi. Ancak Yakup'u ortadan kaldırırsan dertlerin sona erer. Neye sinirlendiniz efendim? Çek git başımdan. Allah'ım Eshab'la Yakup arasına düşmanlık girmesine izin verme. Daha yapacağımız çok iş var, çok. Bizde pes etmek yok. Kardeşi Yakup'u öldürmesine sebep olana kadar Eshab'ı kesinlikle rahat bırakmayacağız. Yakup'u bir öldürtebilsek? Merak etmeyin efendim. Bu işi halletmekte kararlıyız. Başaracağız. Peygamberleri ortadan kaldırtmak zorundayız. İnsanlar başı boş kalıp dinsiz, imansız yaşamalı. Birçok kez amacımıza ulaştık. Hatta babaların öz çocuklarını kendi elleriyle katletmelerine sebep olduk. Bütün insanlar küfür sapkınlığı içinde yaşasınlar. İşte o zaman başardık demektir. Eshab'la Yakup aleyhisselam arasındaki anlaşmazlık beni çok kaygılandırıyor. Kaygılanmana hiç gerek yok. Eshab'ın Yakup aleyhisselam'ı öldürmesinden korkuyorum. Onu hiç sevmiyor. Sen neler söylüyorsun? Evet. Ne dersin? Anneleri Rıfka'ya bu meseleden bahsedelim mi? Bana soracak olursan hemen git ve ona söyle. Güle güle efendimiz. Kendinize iyi bakın. Selametle gidin. Giderseniz en sevdiğimiz insandan ayrı düşmüş olacağız. Yakup aleyhisselamın nereye hicret edeceğini biliyor musun? Irak tarafındaki Feddeni Aram bölgesine gidiyor. Dayısının yanına. Zaten babası İshak aleyhisselam ona dayısının kızlarından biriyle evlenmesini emretmişti. Ayrıca kardeşi Eshab'dan daha mütevazı bir hayat sürmesi ve daha hayırlı bir nesne sahip olması için dua etmişti. Allah seni korusun ve gözetsin demişti. Ve dualarım hep seninle demişti. Hazreti Yakup, Batı Asya'da Filistin'le Fenike arasında bulunan Kenan diyarını terk edip Leben ismindeki dayısının yanına gitti ve onun büyük kızı Leyla ile evlendi. Daha sonra küçük kızı Rahi ile evlendi ve ondan çocukları oldu. Böylelikle mutlu yaşadılar. Yakup aleyhisselam bu diyara bereket getirdi. Sürülerimiz çoğaldı.
çok şükür. Dayısı Lebel onu kızıyla evlendirdi ve çok mutlu bir ailenin kurulmasına vesile oldu. Tabii Lebel'in serveti de çoğaldı. O günden beri bütün ülke berekete gark oldu. Allah vahiy yoluyla Yakup Aleyhisselam'a ailesini ziyaret etmesini bildirdi. Eshab'ın kalbindeki düşmanlığı sevgi ve şefkate çevirmişti. Ve Hazreti Yakup sevinç içinde ailesinin yanına döndü. Mübarek Yakup peygamberimiz bizi hüsran içinde bırakıp gidiyor mu? Yakup Aleyhisselam memleketine, ailesinin yanına dönüyor. Artık orada yaşayacakmış, öyle söyleniyor. Hepimiz onu çok sevmiştik. Bizim için gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Eshab ona düşmanlık besliyordu. Duyduğuma göre sonradan Eshab çok pişman olmuş. Kardeşi Yakup'un aralarına dönmesi için Allah'a yalvarmış. Allah her zaman tövbe edenleri affeder. O en büyük affedicidir. Allah'ım sen affedicisin. Bizi affet ya Rabbim. Allah Yakup Aleyhisselam'a 12 oğul verdi. Peygamberliği oğlu Yusuf Aleyhisselam'a geçti. Yusuf Aleyhisselam çok yakışıklı bir erkekti. Daha önce onun gibisi dünyaya gelmemişti. Babası Yakup Aleyhisselam onu çok severdi ve öteki kardeşlerinin ona zarar vermesinden gerçekten çok korkardı. Onu her zaman kollar ve severdi.